Seçimde geri sayımızlandıkça kamuoyu araştırmacılarına danışmaya devam ediyoruz. Çünkü onların ilk ölçümlerinde önemli sinyaller de var. Bizzat açıklamadıkları araştırmalardan yaptıkları çıkarımlar var. Yorumlarının içine gizliyorlar o yorumları biliyoruz. Türkiye'nin önde gelen araştırmacılarından Mehmet Ali Kulat uzun bir aradan sonra bir canlı yayında bizle birlikte. Merak ettiklerinizin farkındayız ama unuturuz diye lütfen hatırlatın. Tüm merak ettiklerinizi soracağız. Tabii ölçümlerinde ne kadar vardır onu bilemem. Görüşlerine ne kadar yansır, çizeceği perspektifte ne kadar yanıt bulabilirsiniz o kamuoyunun takdiri. Biz işimizi yapacağız. Mehmet Ali Bey selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Önce sıcak gelişmelerden başlayayım. İyi Parti liderinin aday çıkarma kararı evet çok konuşuldu ama... Şimdi galiba muhalefete muhalefet meselesi üzerinden çok tartışılıyor. CHP'de bir takım yanıtlar verdi. Sayın Akşener bugün hem Sayın İmamoğlu'na, hem Sayın Yavaş'a, hem Sayın Özel'e, hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem yüklendi, hem suçlamalarda bulundu. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na dönük e, yani paralel başkanlık dedi, çifte başkanlık dedi Özgür Özel'le ilgili mesela. E, billboardlara, afişlere izin vermiyor dedi. Sadece o da değil, Mansur Yavaş'a da Ankara üzerinden yüklendi. Ve dedi ki bu cevap var arkadaşlar kapalı kapılar ardında aslan kesiliyorlar sonra başka konuşuyorlar. Galiba adaylığı istediler ama sonra aday olmayı eee kamuoyu önünde açıklayamadılar dedi. Mayıs seçimlerine hala bir atıf yaptı. Nasıl değerlendirmek lazım? En önemli sorum şu. E, sayın Akşener'in bu politikasının bir karşılığı var mı? Ya şöyle, sayın Akşener gördüğüm kadarıyla partisinin tabanını öncelikli olarak bir araya tutmaya çalışıyor. Tabii bu çok önemli bir parti açısından. Çünkü ee, özellikle İyi Parti'nin peş peşe istifalar nedeniyle bir dağılma sürecine girdiği konuşuluyordu iki ay öncesinde. Son dönemde bir toparlanma görüyoruz önce onu söyleyeyim. Yani müstakil seçime girme e, düşüncesi sonrasında yüzde altılara hatta beş buçuklara kadar inen İyi Parti'nin biz şimdilerde yedi yedi buçuk bantına tekrar çıkmaya başladığını görüyoruz. Bunun tabii sebeplerini sadece e, bu karar üzerinden okumamak lazım. Nereden okumak lazım? Türkiye'de bir seçmen grubu genel itibarıyla bir siyasi partiyi 5-6 ay süreyle kendi partisi olarak ifade ederse sonra bir anda bir başka partiye geçmiyor. Kararsızda duruyor. Tekrar parti beklentilerinin en azından bir kısmını karşılamaya başlayınca böyle bir fotoğraf ortaya koyuyor. Genel olarak iyi partili seçmen milliyetçi seçmendir. Özellikle eski adıyla YSP, şimdiki adıyla DEM Parti ile olan geçmişteki beraberlikten duyulan bir rahatsızlık vardı. Yani ittifakın beraberliğinden bahsediyorum. O seçmen grubu tekrar bir araya gelmeye başladı ama tekrar söylüyorum. Daha hala İyi Parti son seçimlerde, son iki seçimdeki on bantına hala çıkabilmiş değil. Bu konuda sanırım Sayın Akşener bir kısım hamleler yaparak en azından sağ seçmende bir alan oluşturmaya çalışıyor. Can Bey ben burada bir şey söylemek isterim. Öncelikli evet. olarak. İki seçim arasında çok büyük bir fark var şüphesiz. Biri genel seçimdi, diğeri yerel seçimdi. Ondan bahsetmiyorum. Başka bir farktan bahsediyorum. Bir önceki seçimde biz Partiler bir araya geliyorlardı biliyorsunuz. Yani ittifak kurulmuştu. Millet ittifak açısından söylüyorum. Biz o zamanlar hep şunu konuşuyorduk. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına gelen İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına gelen YSP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına gelen işte Deva, Gelecek vesaire, Saadet. Bunlar bir araya gelirken acaba kendi tabanlarının ne kadarını getirebiliyoru konuşuyorduk. Sizinle de zaman zaman programlarda Doğru. konuşmuştuk bunları. Yani bütün tabanlarını getirebiliyorlar mı? Bizim o zamanki en çok merak ettiğimiz konu oydu, araştırmalarda da hep bunu anlamaya çalışıyorduk. Şimdi ittifak dağılınca bu sefer başka bir şey konuşuyoruz. Giden ne kadar seçmeni yanında götürebiliyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi, ana artel, e, amiral gemisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken İyi Parti tabanının ne kadarını götürmeye çalışıyor ya da ne kadarını götürebiliyor gittiği şehirlerde? müstakil aday çıkardığı yerlerdeki her tarafta müstakil aday çıkaracak. Dem Parti mesela bir yerde aday çıkaracaksa çıkardığı yerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dün oy vermiş seçmenin ne kadarını yanında götürebiliyor. Aynı şekilde bunu diğer partilere de uygulayabiliriz. Şu anda en çok merak ettiğimiz konu o. Sahada bunu görmeye çalışıyoruz. Tabi anket verilerini paylaşmak için birazcık daha erken sebebi şu. Bütün adaylar çıkmadı ama şu kadarını söyleyeyim. Yani bu konunun üzerinde ne kadar durduğumuzu anlatmak için söylüyorum. Sadece dün İzmir'de, Aydın'da ve Manisa'da sahada farklı partilerin çalışmalarını gözlemlemek için sahaya bizzat kendim gittim. Yani bir günde 3 şehir dolaştım. Bunu anlatayım. Yani şu anda evet. bütün arkadaşlarımız sahada kamuoyu araştırmalarının dışında da adayların özellikle iddialı olan adayların, biraz önce birisini söylediniz. İşte Şanlıurfa'da birkaç arkadaşımız şu anda evet. çalışıyorlar. Ordu çok etkili çünkü Ordu'da çok önemli isimler çıktı. Bu isimlerin en önemli özelliği şu, bütün adaylar şüphesiz kıymetli, önemli. Her partinin bütün adayları önemli ama dün AK Parti'de belediye başkanlığı yapmış bir isim, şimdi bir başka partiden adaysa ya da cumhurbaşkanına danışmanlık yapan bir isim, bir başka partiden adaysa dolayısıyla şüphesiz bunun bir etkisi olacaktır. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir de yükselen değer olarak görmeye başladığımız son dönemlerde. Bir parti var. Biraz önce programda ifade ettiniz. Yeniden Refah Partisi. Çünkü Yeniden Refah Partisi bizim ölçümlememizde götürdüğü bütün oyları yeni aldığı bütün oyların tamamını AK Parti'den alıyor. Neredeyse tamamını şüphesiz yani belki diğer partilerden de alır ama şu an itibarıyla. Dolayısıyla çok ilginç bir seçim süreci yine bizi bekliyor.